Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Arkadaşlar hoş geldiniz. Geceniz mübarek olsun. Allah istikametten ayrılmasın. Ben bu akşam biraz da tahmin ettiğinizi zannediyorum. İnsan niye mutsuz? İnsanda niye sıkıntı var? Niye çözemiyor? Elindeki malzemeler çok kuvvetli. Olduğu halde niçin sıkılıyorum? Veya çözemiyorum derdimi. Ondan biraz bahsedeceğim. Balık vermeyeceğim size. Balık nasıl tutuluyor? Biraz ondan bahsedeceğim. Gerçi biraz tevi taşır dersleri bizim şakası oluyor, çok güzel oluyor ama herhalde böyle az buraya gelebildiğimiz için bunlardan bahsedeyim. Çünkü dünya bunu soruyor en çok. En çok nereye gidersen bunu soruyor. Peki, ben biraz sistem nasıl işliyor ondan bahsedeyim. Yani vücut, beden, ruh ilişkisi nasıl işliyor? Bunu 23. sayfadan, işaretcazdan konuşacağım ama bu sistem nasıl işliyor? Ne verirseniz verin, ne bilgi koyarsanız koyun. Her gün 100 sayfa risale okusan bile sistemin işlevini bilmesen tam istediğin neticeyi alamazsın. Alamazsın. Nasıl olur? Netice bu işte zaten görüyorsun işte sen çok eskiden beri okuyorsun. Yani böyle hala çözemiyorum diyorsun. Sistem, mutluluğun sistemi 3 tane kuvveye sahip olmaktan geçer. 3 tane kuvvet var. Kuvve-i şehviye, anlatacağım. Kuvve-i gadabiye, kuvve-i akliye. Diğerleri detay. Şimdi ona ait ben bir mukaddeme yapmak istiyorum. Sistemi tanıman lazım. Yani adetullah peygambere de işliyor. Bir gün hastalanmış, tabipleri, sahabeler ilaç vermek istemişler. Allah Resulü istememiş. Cebrail Aleyhisselam geliyor, diyor ki, ya Muhammed Rabbin diyor ki, adetimi mi değiştirmek istiyor? Adetullah çalışıyor. 10. kattan peygamber de atlasa, normal bir insan da atlasa yere çakılır. Adetullah işliyor, istisna olursa mucize olur. Adetullah kanunu böyle. Biz bunu bilmezsek bu sistemi, doğru bilginin doğru olduğunu nerede nasıl kullanacağımızı bilmiyoruz. Mesela nur talebelerinin sorunu şöyle düşünün. Yani abi sen nasıl böyle şey yapıyorsun? Ha, benim de kendimden biraz bahsedeyim de. Ben dershanedeyim ve 52 yaşındayım. 17 yaşından beri bu parkurdayım. Yandan girmiş değilim. Ona göre söylüyor. Yani işin çilesini çeken çıraklığından gelmişim. Öyle belirli yaştan girmemişim. Çıraklıktan gelmişim, onu söyleyeyim size. Ve her yerde, her cemaatta, çünkü bende böyle bir taassuba karşı böyle bir şey var, kızma var. Her cemaat çağırır, yani dini cemaatta. Bu mevzuyu da işlerim orada. Sistem şöyle, devlet memurusunuz, adam geliyor arabasıyla veya tıbbi bir şey, seninle bir icraat yapıyor, dosyayı yapıyor, atıyor depoya. Geldin, atıyor depoya, geldin, atıyor depoya. Sonra sen müracaat ettiğin zaman bir bilgiye veya araba şeyine, depoda nasıl bulacak senin dosyanı? Depo nasıl bulacak? Atılmış bir sürü. Yani biz nur talebeleri okuduğumuz atıyoruz. Tasdif etmiyoruz, kullanamıyoruz fazla malzemeyi. Kullanmıyoruz. Oysa bu malzemeyle roket olur adam, roket.
çok okumak değil, okuduğunu doğru yere koymak. Onun adı dikkattir diyor Risale'de. 147 Mesnevi Nuriye. Dikkat ve teemmül. Yani doğru bilgi, doğru kullanılırsa doğru neticeyi alırsın. Doğru bilgi doğru yerde kullanamazsan doğru yanlışa vasıta olur. İkinci bir mukaddemem. İnsan 18 bin alemin hulasasıdır. 18 bin alemin hulasa-i camiasıdır. Tamam. Hepsi cem olmuş. Küllattan getirdiğim şeyler bunlar. Her bir alem senin kapını çalıyor her gün. Kapını çalıyor. Yani Allah Allah diyorsun ya, havam değişti, halim değişti, düşüncem değişti. Çok iyiydim ya, ne oldu bana? Alemlerin değişiyor. Sığır öyle değil. Sığırın panik atağı yok, moralı bozulmaz. Çünkü kafir yok, Müslüman yok ki panik atağı da olsun. Kafir sığır yoktur. Niye? Müslüman olmadığı için. O mübarektir, o kadar. Ha? Şimdi insan 18 bin alemin olduğu için her bir alem insanı ziyaret ediyor. O alemler tesiri altında 536 sözlerde geçiyor. O alemler iadeyi ziyaret ediyor. Sen de şaşırıyorsun, Allah Allah bu nereden geldi diye. Şaşırma diye söylüyorum. Şeytan onlardan bir tanesidir. Şimdi bu kadar yaptıktan sonra İşaret Hicaz 23 ve Sırat-ı Mustakim. Sırat-ı Mustakim hidayettir. Hidayet de ruhun cennetidir. En büyük nimet istikamettir, unutmayın. Çok iyi bilmek değil. Uçuyor, kaçıyor, alimdir, fazıldır. İstikamet kardeş, istikamet. İstikamet olmadı mı, onun işte Allah belasını veriyor, dibe iniyor. Belan bin Bahura, ilim ehli, değil mi? Tarihte ilim ile dalaleti giden çoktur. Ama sadakatla dalaleti giden bir tane yoktur. Ondan sonra geçeceğim. Ne demek? Eğer ilmin kıblesi sadakat değilse, o ilim cehalete hizmet eder. Adaletin kıblesi sadakat değilse, adalet zulüme hizmet eder. Yani ezberlemeniz için koyuyorum. Ebu Bekir'i tepeye koyun. Ebu Bekir Sıddık, sadakat. Ebu Bekir'i kaldırırsanız Ömer'in adaleti zulüm olur. Osman'ın enfüsçiliği, yani ahlaki değerler yok olur. Ali'nin ilmi cehalete döner. Sadakat olması lazım. Ki Allah Resulü şöyle diyor. Ben ilmin şehriyim. Hazreti Ali giriş kapısıdır. Peki Ömer, Osman, Ebu Bekirler nerede o zaman? Şehrin içindeler değil mi? İlim giriş kapısıdır. Şehrin içinde Osmanlar var, Ömerler var, Ebu Bekir. Öyle demiyor mu? Allah Resulü diyor ki ben ilmin şehriyim. Tamam. Ali onun kapısıdır diyor. E diğerlerini nereye koyacaksın? Herhalde şehrin dışına koyacak halin yok. Demek içeride. Arkadaşlar, hele son zamanlarda uçuyor, kaçıyor, alimdir, yetmiyor. Bir hakikata sebat edeceksin. Kısacası bu asırda Risale-i Nur'a, ustada sadakat göstereceksin ki ilmin fazilet olsun. Adaletin adalet olsun. Eğer sen Risale-i Nur'daki laikalara göre hareket etmezsen neye benzer? Hadissiz, hadis-i şerifsiz Kur'an ne hale geliyor? Bakın görüyor musunuz televizyonlarda? Zındıklar türedi. Değil mi? Nasıl görüyor musunuz? Hadis-i şerifsiz nasıl rahatça hadis inkar etmek, ayet inkar etmek gibi kafirliktir. Üstad Hazretleri 27. sözde diyor ki dinsizliklerini mezhepsizlik olarak gösteriyorlar diyor. Adam mezhepsiz. İmam Azam'a dil rahat uzatıyor. 27. sözde ne diyor? Dinsizliklerini mezhepsizlik olarak gösteriyorlar. Peki ilim yok muydu? Dalalete hizmet ediyor. Nasıl ki la teşbih ve la temsil, Kur'an Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamsız anlaşılmaz, sünnetsiz anlaşılmaz. Sünnet-i seniye demek Kur'an'ın uygulanmış hayat versiyonudur. Sünneti kaldırırsanız
Kur'an anlaşılmaz. Manasız bir kitap olur. Nurculuk faaliyetinde de, ki cemaatime hitap ediyorum, Risale-i Nur'un sözler, mektubat, şualar, lemalar, laikasız, Kastamonu, Emirdağ, Sikke, tarihçisiz anlaşılmaz. Nereden bildin? Sen sözleri okuyarak bilmediğini bildin. Ama kimlerin yanında olacaksın, ne yapacaksın, kime ne diyeceksin, nasıl bileceksin laikaları bilmiyorsan? Sözler sana vermez. Sözler sana nurculuk şuuru vermez. Cehaletini kaldırır. 16. söz, Allah bir anda farklı farklı iş nasıl yapıyor? Onu öğrenirsin sözlerle. 10. sözde haşrı öğrenirsin. 31. sözde de miraç öğrenirsin. Peki istikameti nereden alacağız bunu? İstikamet laikaları okuyacaksın. Nasıl okuyacaksın? Bak defteri bak gösteriyor. Alacaksın yanında yap. Yapma. Bir kişiden bir kişiye yazılan bir şey değil. Arkadaşlar istikamet çok önemli. İstikamet ne kadar önemli biliyor musunuz? Allah Resulüne Allah diyor ki Festakim köme ümirte. Ve diyor ki o da Şehbettin Suret'in olur. Yani emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Allah diyor. Celle Celaluhu peygambere. Allah, peygamber de diyor ki bu ayet diyor beni ihtiyarlattı. Şehbettin Suret'in olur. Suresi beni ihtiyarlattı diyor ki. Yani istikamet zordur hem kolaydır. Kolay şu. Teslim ol kardeşim. Kafayı şerifini karıştırma. Ne demiş söyle ya. İnan bu kardeşiniz o kadar böyle acayip acayip bataklıklara düşenleri gördüm ki tarih boyu. Ben 1980'de 80 ihtilalinde Kur'an öğretmekten yargılandım. 17 yaşındaydım. Harf inkılabıyla yargılanan bir kardeşinizim. 98'de yapmadıkları işkence kalmadı. Onu da görmüş bir insanım ve sözüme itibar edin. Laikasız istikameti bulamazsınız. Evde sıkıntıyı kaldıramazsın. Karı koca kavgayı çözemezsin. Kafanı çözemezsin. Kafandaki sıkıntıları çözemezsin. İhtina sırat-ı müstakim. Sırat-ı müstakim, onu da bitireyim. Sırat-ı müstakim hidayettir. Hidayet ise ruhun cennetidir diyor işareteceğiz da. Ruhun cennetidir. Fethuli fi ibadi vethuli cenneti. Cennete gideceksin demiyor. Fi ibadi yani fi zarf. İçine gir diyor. Gireceksin demiyor. Şimdiki zaman orada müsfesiller patanaj yapıyor. Marisan'ı çözüyor. Yani bu istikamet hidayettir. Hidayet ise avamın beklediği cenneti havas, dünyada o cennet havasını yaşar. Hidayet. Acayip bir şey. Şunu da koyayım. Dediler ki, abim, peygamberlerin, bütün peygamberlerin vasıf ve sıfatına haiz daha fazla Allah Resulü. Ama Allah Resulü Eyüp gibi hastalık çekmedi. Efendim Yunus gibi balık yutmadı. Şit gibi değil mi? İkiye kesilmedi, derisi yüzülmedi. Peki Yusuf gibi kuyuya atılmadı. Abi nasıl oldu yani bu peygamber diğerlerinden hepsini nasıl cem etmiş? Sıkıntısı nasıl olmuş? İstikamet o kadar zor. İstikameti tutturmak sanki bütün peygamberlerin çektiği sıkıntıların cemi gibidir. Ki Şehbettin Suret'in Hud demiş. İstikametsizlik adamı ne hale getiriyor? Bütün geçmişin, bütün amellerin gidiyor. İnsanı amelsiz kafir yapmaz. Namazı olmayan kafir olmaz. Ama gece sabaha kadar namaz kılsan, gündüz oruç tutsan ama iman esaslarında vallahi bu haşir meselesini pek kafama almıyor veya reddetsen zerre kadar gidiyor. Onun için istikamet bu kadar mühim. İstikameti 3 tane kuvvemize sahip çıkacağız. İstikametin temelinden konuşuyorum. Balıktan bahsetmeyeceğim. Balık tutmaktan bahsedeceğim dedim. Kuvve-i akliye, kuvve-i gadabiye, kuvve-i şehriye. Onu inceleyeceğiz.
Şimdi ne kadar mukaddeme yaptım. Ve Risale-i Nur'da. Şimdi okuyorum, ifrat, tefrit, vasatı nedir bunların? Her birisinin de ifratı var, yani aşırısı var, ortası var, tefriti var. Her şeyi. Ne demek diye şey yapacağım. Sırat-ı müstakim, şecaat, iffet, hikmeti mezcinden ve hulasasından hasıl olan ad ve adalet işareti. Şöyle ki, tagayür ve inkılap ve felaketlere maruz ve muhtaç şu insanın bedeninde iskan edilen ruhun yaşayabilmesi için üç kuvvet ihsas edilmiştir. İnsan devamlı değişkendir. Hem vatanı, yaşadığı dünya, hem bedeni, hem düşünceleri değişiyor. İkide bir ziyaret ediyorlar. Bir yapayım mı size bak, bir tane gelirken beni getiren kardeşe anlattım arabada. Bak eylemi şey yapayım, devamlı değişiyor. Dedim ki, bugün ben de korkunç bir kafanın ensin lazım olur diye hayatımdan kesip veriyorum. Başka gayem yok. Baktım ki ensemin arkasında korkunç bir gerilim kaptı. Yani kastı, bir ağrı var acayip. Sordum, kimsin sen? Hayırdır? Anladım ki doğru düşünmüyorum şu anda. Doğru düşünmeyince düşünceler hisleri aktif eder. Hisler de kasları aktif eder. Yani doğru düşünürken asla kendinizi kötü hissedemezsiniz. Kötü hissediyorsanız doğru düşünmüyorsunuz demektir. Bir daha yapıyorum. Doğru düşünürken asla kendinizi kötü hissedemezsiniz. Eğer kötü hissediyorsanız kendinizi, o zaman doğru düşünmüyorsunuz demektir. Dedim ki bu baş ağrısı yanlış bir düşüncenin neticesidir. Yanlış bir düşüncenin, düşünceler yani yamideye vurur. Bak kaç yere vurur. Yamideye vurur yanlış düşünceler. Ya enseye vurur. Ya kalbin üzerindeki kasa vurur. Çoğunlukla. Ondan sonra sen bu işi bilmiyorsan eyvah. Aha, kalp krizi geçiriyor. Hiçbir şey geçirdin yok. Hiçbir şey değil. Lak ne yaptın? Siz de yaparsınız desin. Baktım enseye vurdu. En zayıf taraf o. Kimsin? Ha demek ki düşünce yanlış. Doğru düşünmem lazım. Hemen adamı kafama koymuştum. Ulan nasıl dediniyor dedi ya. Ulan seni Allah Allah. Ne biçim adam falan. Alemimde birisi çalışıyor. Haberim yok. Meğer gıdabımı, kuvve-i gıdabiyem aktif olmuş. Bu sefer bana sinyal veriyor. Arabanın benzini bitince ne yapıyor? Işık yanıyor. Hararet yükselince ibre şey yapıyor ya. İbre yükseldi. Ulan dedim, üç yerden bir hata yaptım. Kuvve-i akliyede mi? Gadabiyede mi? Şehviyede mi? Aa, adamın bir tanesini kafama koymuştum. Burada bir hata yaptık. Bunu dedim ya Allah Allah. Nasıl düzelteceğiz onu? Bunu nasıl dedi, niye dedi ya? Ne biçim insan ya? Allah Allah. Bunu nasıl indireceksin aşağı? Kızdın insanı aleminde. Bu adam, yani kızdığım şey din midir? Beşeriyetim midir yani? Akrabalığım mıdır yani? Ben bana dokunan bir şey mi? Dinden dolayı mı kızıyor? Birinci soruyu, o soruyu sor. Öfkene, gadabına. İki, kişiliğime mi hücum ediyor? Davamam. İkisine de baktım değil. Ha tak, kafamın ağrısı gitti şurada. Sağ tarafta bir nokta kaldı. Baktım o gitmiyor. Ha şimdi görürsün. Kim olduğunu anladım adamın. Aldım Kur'an'ı. Baktı ki bu işi götürüyor, bu adam okuyor. Bir buçuk sayfa sonra inan vallahi hiç kimse yok. Peki ne anlatacağım? Düşündüğünüz şeysiniz. Ne düşünüyorsanız o enerjidir, göldür, içine giriyorsunuz. Anlıyor musun? Onun içine giriyorsunuz. Sen yanlış düşünürken kendini nasıl mutlu hissedersin? He? Mümkün mü? Gıybet edilen, onu bunu çekiştirilen, vay alçak bilmem ne böyle gadap olan bir ortamda sen kendin of be ya ne kadar hoş ya. Kendimi çok mutlu hissediyorum. Değil misin? Olumsuz haberler. Bir tane olumlu haber yok. Haberden sonra bir tanesi çıksın söylesin bana. Haberden sonra böyle diyeniniz var mı? İyi ki seyrettim ya.
Havel olmasaydı bugün bayağı eksik olacaktım. Ne kadar mutlu hissediyorum kendimi. İyi ki seyrettim. Diyor musun? Hep moral bozukluğu. Niye? Olumsuzlukları pompalıyorlar. Antalya'dan İzmir'e doğru bir sinek uçuyormuş. Sağ kanadı kırılmış. Haber yapıyor. Bingöl'de bir fabrikatör 100 kişiyi doyurdu, giydirdi. Haber yapmıyor. Olumsuzluk olacak. İnsan moralini bozacaksın. Onun için yapılıyor. Haberlerden uzak duracaksın kardeşim. Boşuna dememiş ustam. Bak bir daha söylüyorum. Antalya'dan kalkmış, Mersin'e gitmek üzere olan bir sineğin kanadı kırılmış. Evet sayın seyirciler diye buna haber yapayım. Ama Bingöl'de bir fabrikatör 100 tane insanı doyurmuş ve giydirmiş. Haber yapmıyor. Niye? İnsanlar hem motive eder hem de güzel bir örnek olur. Olur mu? Hep negatif. Sen çöp tenekesi misin? O haberleri dinledikten sonra kendini güzel hissedeceksin. Olmaz, öyle bir şey olmaz. Tagayür, devamlı değişen insan, inkılap, halden hale değişen, felaketlere maruz ve muhtaç su insanın, şu insanın bedeninde kalması için, ruhun yaşayabilmesi için üç tane kuvvet yerleştirilmiş. Üç tane kuvveti kontrol edemezsen, kuvve-i gadabiye, kuvve-i akliye, kuvve-i şeviyeyi dumanını attırır, dumanını. Duman. Ya. Bu kuvvelerin birincisi menfaatları celp ve cezb için kuvve-i şeviye behimiye. Yani kuvve-i şeviye cinsellik değil. Yani hayat-ı dünyeviyeyi en iyi, efendim? Hayat-ı dünyeyi en iyi yaşamak. İkide bir telefon değiştirmek, ikide bir araba değiştirmek, elbise değiştirmek, yani şehviye çok konuşmak, yani hayatını dine doğru, dine uygun kullanmamak. Her duygunun, unutmayın, her duygu, verilen duygu köpek eğitmek gibi, at eğiticisi gibi eğitilmeye muhtaçtır. At eğiteni se isterler. Köpek bile eğitiliyor. Sana verilen her duyguyu eğitmen lazım. Kuvve-i gadabiyede şeviye eğitiliyor. Her bir duygunun ifratı şeytandandır. İfratı, tefriti nefse emaredendir. Vasatı sünnet-i seniyedir. Mesela kuvve-i şeviyeyi yapayım. Her çıkan marka ister. Villa ister. Arabayı ikide bir değiştirmek ister. Giyip de yıpratamayacağın gömleklerin varken olduğu halde dolap birbirine girmiş eşyadan yeni gömleklerin peşine koşar. Bu kuvve-i şeviyenin ifrat modudur. Kuvve-i şeviye cinsellik değil. Şehvi arzuların yani hayatı hayatla din olmadan yorumlamak. Dini içine katmamak. İfratı şeytandandır. Yani aşırısı. O da lazım canım. Diyor. Bunu nasıl şey yapacaksın? Vasata getirebilmen için sünnete uymak lazım. Sünnet dindar olman için değil. Sünnet dünyada mutlu ve huzurlu yaşamanın formülüdür. Başka şansı yok bu işin. Din değil yani bu illa. Adetullah kanunudur. Sünnet-i seniye anlatayım. Sünnet-i seniye, sünnet demek adetullah'tır, fıtrattır. Şeceri hilkat, kainat, arş, arş-ı azam, lef-i mahfuz, cennet, cehennem, Cebrail, Mikail, Azrail, cennet. Hepsinin adı fıtrattır, sünnettir. O alemlerin insandaki bağını nümine koymuş, bil kuvve. O alemlere bil fiil denilir. İşte bendeki bil kuvveyi, çekirdeği, ağaç yapabilmek için o fıtratı, sünneti buradaki karşılıklarını aktif etme yöntemine seniye, sünnet-i seniye denmiş. Yani alemlerle bütünleşme yöntemi demektir. Yoksa bir adamın doğasından, bir insan adı Muhammed'miş aleyhissalatü vesselam, doğasından, tabiatından çıkan bir davranış değil, o da uyguluyor. Eğer
doğasından çıksaydı, tabiatından bu adetler çıksaydı, kadınlar taklit etme emredilmezdi. Çünkü Muhammed Aleyhisselatü Vesselam erkektir. Onun sünnetine kadınlar da uymak zorunda. Erkeğin sünnetine kadın nasıl uyar? Uyamaz. Uyma emredilmiş. Ha, onun sünneti tabiatından çıkan değil o. İnsanlığından çıkan değil o. Aynedir bu alem. Her şey hak ile kaim. Mirat-ı Muhammed'den. Allah görünür daim. Mirat ayna ile farkını söyleyeyim. Aynaya bakarsınız tipinizi görürsünüz, saçını falan. Bu ayna. Mirat seni inşa eder. Toprağa atarsın çekirdeği, içini dışarıya eder. O da toprak da bir aynadır. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam da öyledir. Demek ki sünnet-i seniye seni alemlerle bağlayandır. Sünnet odur. İnsandaki karşılığına ikinci sünnet, seniye. Onu ona bağlamak yöntemidir. O da uyuyor. Peygamber de namaz kılıyor. O da haya ediyor. O da taharet alıyor. O da yemek yiyor. Değil mi? O da uyuyor. Tabiatından bir çıkan bir şeyi kendisine uysun zaten yaşıyor. Hayır. Demek ki aynedir bu alem. Her şey hak ile kaim. Mirat-ı Muhammed'den Allah görünür daim, yani seni inşa ediyor. Kuvve-i şeheviye sünnet-i seniye uymaktır. Yani alemlerle bütünleştiriyor seni. Biz ne kadar sıkıntı çekiyoruz, demek ki sünnet-i seniyeden dışarı çıkıyoruz. Sünnetin dışına çıkıyoruz. İfratı nedir? Din yokken hayatı yorumlamak. Kuvve-i şehviyenin ifratıdır. Tefret mertebesi nedir? Ne din ne dünya. Leylim leylim. Fok balığı gibi yaşıyor adam. Hiç. Helal şu helal haram. Öyle bir şey de yok adam. Fok diye yaşıyor. Böyle bir derdi yok yani. İnsanlığın da farkında değil. Bu kuvve-i şehviye. Tamam mı? Kuvve-i, ikinci kuvve, kuvve-i sebüye-i gadabiyedir. Yani kuvve-i gadabiyedir. Gadab. Gadab nedir? Öfkelenmek. Öfkelenmek. Kırıp dökmek. İfratı şeytandandır. Her şeyin ama. Unutma bunu. Not alacaksın şunu al. Her hissin ifratı şeytandandır. Tefriti nefse emmaredendir. Vasatı sünnet-i senedir. Kuvve-i gadabiye ve şeviye arasındaki sünnet-i sene şu. Eğer gadabınıza şunu soracaksınız, öfkenize, öfkelendiğin zaman. Öfkelendiğin mevzu din midir, dünya mıdır? Din midir, dünya mıdır? Birinci soruyu bu. Eğer o anda bir sorabilirsen, tak diye öfke gider. Çünkü öfke şeytandan. Uygulamasını yapacağım ben bir tane, şaşıracaksınız. İkinci soru sor. Bu benim kişiliğime mi ve dava basma mı hücum ediyor? Üçüncü soru o anda, bu cehaleten mi yapıyor, kasten mi yapıyor? Buna ait bir tane şey yapayım size. Şaşıracaksınız ama siz yapmayın bunu tabii. Başınıza iş alırsınız. Zeytinburnu'nda 7 kule var. 7 kulede bir araba geçer. Durur arabalar, ötekisi geçer. O durduktan bu tarafa geçer değil mi? Bir böyle giderler, bir de oradan bu tarafa gelir. Şimdi ben Samatya'dan Zeytinburnu'na doğru gidiyorum. Bir araba geçti. Ötekisi bir baktım ki takip ediyor. Demek ki ya yarış yapıyorlar ya takip var. 5 dakika sonra baktım ileride meğer bunların yönünde yol kapalı. Karşıdan arabalar geliyor. Takip eden yakaladı mı? Nasıl kavga ediyorlar? Biz gittiğimiz zaman kavga başlamış. O ona vuruyor, o ona vuruyor, o ona vuruyor. Tam da eski meyhaneler vardı orada. 7 kule var ya böyle. O genç Osman'ın boğulduğu yer. Sağ tarafta bilmem ne baba falan böyle fıçı bilmem ne bira falan. Öyle bir yer. Herkes bakıyor ama nasıl? Kimse orada toplanmış ama kimse yanaşamıyor. Öyle acayip birbirlerine girmişler iki kişi. Pal küt pal küt. Lan ne yapacağım ben şimdi? Duramazsın, insansın, vicdan taşı. Girdim o karabalığı. Ne yaptım biliyor musun? Siz yapmayın ama. Başladım onların yanında. Pat küt yaparken. Yasin vel Kur'anil Hakim. İnneke le minel murselin. Onlar durdu bu sefer.
gavur değil ya. Ne yapıyorsun kardeşim sen dedi. Hiç devam et. İnneke le minel murselin ala sırat-ı mustakim. O da durdu. Durdu. Herkes durdu. Vuruşanlar da durdu. Sadakallahu nazim. Dedim ki kızmak şeytandandır. Görüyor musunuz? Bak ikisi de Müslümandır. Yasin deyince durdu. Şeytan ne yaptı? Bunları kapıştırdı. Ben Yasin'le şeytanı kovdum. Bak kavga etmedi. Belki de özür dileyecekler. Kafa yedi o. O da kafa yedi. Çekip gitti. İkisi de çekip gitti. Olana bak şimdi. Meyhaneci üstte oturuyormuş. Meyhane çalışacak. Gitmiş adam göndermiş. O adamı çağırın buraya gelsin. Altı komple meyhane. Dedim yok benim işim var dedim. Ben bilmiyordum ki böyle olduğunu. Adam bu sefer kendisi geldi. Kardeşim dedi. Meyhanem olduğuma bakma. Ne olur lütfet bana bir gel. Kimsin sen ya? Çıktım yukarıya. Gittim içeriye. Baktım şey yapıyorlar. Selamun aleyküm dedim. Bütün aleyküm selam. Hep sana kalk bütün seyrediyorlardı. İnanın 15 dakika meyhanede konuştum orada. Ama irademin dışında gelişen bir hadise. Adam da konuşturdu konuşacağım. Adam da şey. Ve adam nurları tanıdı biliyor musunuz? Nurları tanıdı. Lanet olsun diyor. Bakma hocam ben düştüm diyor ya. Ondan sonra ya bu nasıl bir şey? Onlara da anlattım ne olduğunu. Şeytan bahanesiyle, Yasin bahanesiyle giriverdik. Bak ne oldu? Kuvve-i gadabiye, ifratı şeytan. Şeytan ortadan çıktı mı normala geliyoruz. Ha öfkeni kontrol için ben sana 3 tane soru sormasını soruyorum. Karı koca da kullanın ya. Bırak sokakta değil mi? Karı koca da kullan. Bunun bana öfkesi ne biçim insansın ya hiç kadir kılma bilmezsin falan diyoruz efendim. Sen hemen diyeceksin ki bu hücumu bana davaya dine mi şahsiyetime mi? Hemen A şıkkı B şıkkı. Şahsiyetime. Ya feda et. Geç. İkinci soru. Bu insan yani kişiliğime mi ediyor, davama mı ediyor benim şahsımda? Ya sen bir de sen nurcusun, bir de Müslümansın, ne biçim adamsın? Değil, şahsiyetime diyor. Ana ne biçim adamsın, sen hiçbir şey bilmem. Ha demek, bunu da geç, şahsına bakıyor. Üç, bilerek mi yapıyor, bilmiyor mu? Ne demek? Erkeklerin asabi oldukları gün, ayda üç gündür en fazla. Yani en tehlikeli dönemleri, saldırgan böyle oldukları gün. Kimse duymasın bunu. Eyyam-ı Biyoğlu. Eyyam-ı biz yani. Biz yani. Eyyam-ı Dat'la Eyyam-ı Biyoğlu. İlmi aldı geçer. 3 gün. Kameri ayların 13, 14, 15. günü. Allah Resulü diyor ki erkeklere oruç tutun Eyyam-ı Biz'de. Hanımlara diyor ki erkeklerinizi sabredin o günler. Hanımların da malum günlerinde sabredin diyor. Hatta o zaman Ebu Yusuf'a göre boşanma da olmuyor. Boşatamam. Yani demek ki Allah ibadeti o anda kaldırıyor hanımdan. Ha o zaman nasıl bir yapı değişiyor ki ibadeti de kaldırıyor. O zaman sana sinirlenmesi gayet normal. Sen de teneffüs ediyor. Şimdi dünyayı düşünün. Mağma patlıyor dünya merkezinde. Volkanla dağla nefes almasa dünya ne olur? Paramparça olur. Paramparça olacağına senle teşhis oluyor. Tamam elhamdülillah diyeceksin. Niye? Allah bile ibadeti kaldırmış o zaman da. Ben de hukukumu kaldırıyorum. Allah isteğini kaldırdı, ben de isteğimi kaldırıyorum. Allah isteğini kaldırdı. Tamam. Yani bildiğin zaman rahat ediyorsun. Hani demezsin bundan sonra bu dersten sonra. Ona nereden çıktı ya bu mevzu ya? Ha, demek ki çıkıyormuş. Oluyormuş yani. Peki, Kuvve-i Gadabiye'nin tefritini söylüyorum. Fop balığı dinine, davasına, namusuna hücum edilmiş hiç. Leylim leylim. Umrunda değil. Adam hiçbir tepkisi yok. İslam'a karşı şey yapılıyor, tepki yok. Tamam. Allah'a, Kur'an'a karşı böyle şeylik yapıyor, tepki yok ya. En azından illa fiil değil. Kuvve-i Gadabiye'nin vasatı, Kuvve-i Gadabiye'nin vasatı nedir o? Hakkı hak bilip hakka yapışmayı, batılı batil bilip batıldan uzaklaşmayı el-hubbu fillah vel-buzu fillah ile mümkün. Allah için dost olacaksın, Allah için düşman olacaksın. Düşmanını da Allah tayin etsin, dostunu da Allah tayin etsin.
Allah ile arası nasıl? Tamam. Gençleri çok görüyorum. Allah için ölçü bir şey söyleyeyim size. Bütün şeriat kitaplarında ve Risale-i Nur'un bir yeri hariç her yerde evlenmenin birinci şartları küfüvde var ya, küfüv, denklik, din konuluyor. Her kitapta evlenmenin birinci şartı dindir. Kızı olana, oğlanı olana diyorum. Dindir. Bunu biliyorsunuz. Ben başka bir şey anlatacağım. Tek bir yerde, Kastamonu not alacaklar için söylüyorum. 252. sayfada de evleneceklerin denkliği, bunlarla kalı olduğu için söylüyorum. Din değil ilk. İlk önce seciyeten ve diyaneten. Küfüv-ü şeri tabir edilen diyor Kastamonu 252'de şöyle diyor. Küfüv-ü şeri tabir edilen seciyeten ve diyaneten denk olmazsa diyor. İlk önce karakter. Adam namazı var, tamam mı? Dindar, dini dar ya. Yani. Dindar ama dini dar. Ahlaksız, geçimsiz, bağnaz. Karşı bir taraftan bakmayı beceremeyen. Ben merkezli pergel insan. Pergeli böyle koyarsınız da o merkezde çalışır ya. Pergel insan yani. Ben merkezli. Ben. Bir iltifat cimrisi. Ne, eline sağlık hanım. Maşallah. En azından bunun iltifatını yapabilmiyorsan normali. Bari şöyle der. Ben Karadeniz'de olduğum için oralı olanlar varsa gücenmesin. Oralıyım. Biz biraz böyle gururluyuz yani. Hanıma nasıl deriz ya, eline sağlık maşallah ne güzel yemek oldu diyemeyiz yani pek. Bari şöyle de. Galiba ben bugün çok acıktım, herhalde ondandır bu yemek lezzeti. Tamam, bari öyle de yani, bir çaktırmadan gönderme yap. Tamam. Veya mutfakta hanım çocuğuna de ki, ya oğlum veya kızım ne oldu baba? Duymuyor ha güya, o da mutfakta. Lan bu annen ne güzel yemek yapmış, bu ne ya? Maşallah, ses yapma duymasın. Anne de mutfakta çalışıyor böyle. Ne yapar? Yırtılır ertesi gün için. Sana daha yapmak için. Sabahtan akşama uğraştı, sen hala tıssızdır, çene, burun eğilsen, ertesi gün hiçbir şey göremezsin. Ve haklı tabii. İnsanı fişek yapan iltifattır. Allah Kur'an'ında diyor ki peygambere, sen diyor etrafındakilere sert davransaydın, yanında kimseyi göremezdin. Vallahi ben de göremezdim. Kölene bile diyor Allah, kölene yediğinden yedir, içtiğinden içir, giydiğinden giydir. Diyor mu demiyor? Ulan senin kölen mi? Dava arkadaşındır ya. Eşin dava arkadaşındır. Müslümandır. Hani hanımım kocamdır değil. Aynı zamanda dava arkadaşındır, Müslümandır. Senin kölen değil, benim kölen değil. Ben de köle değilim. Ha, hep kuvve-i gadaviyeden bahsediyor. Üçüncü kuvvet, kuvve-i akliye-i melekiyedir. Kuvve-i akliye. Oo, bu işte. Bak Fransa'ya bunu anlatmaya gidiyorum. Akıl ve duygu kontrolü nasıl olur? Ama tabii haritalı yapacağım yani. İnşallah bir daha başka zaman gelirsem size gösteririm inşallah Fransa'da yapacağım şeyi. Şu bima burada varmış yani yansıtıcı. Size inşallah haritalı ders yaparız. Kuvve-i akliye alettir. Bunu kafanıza koyun. Bu bir buluştur. Buluş. Bediüzzaman Hazretleri bulmuş. Felsefede us'tur. Onun için heyecanlanıyorum. Us yani ben olan bendir. Temel son noktadır felsefeye göre. Ne demek? Benim gömleğim. Gir içeriye benim atletim. Gir içeriye benim bedenim. Gir içeriye benim hayatım. Gir içeriye benim aklım. Gir içeriye benim ruhum. Benim ruhum diyen ruh değil. Ben olan ben arkadasın. Akıl bir alettir. Bir. Kuvve aklına hükmetmezsen, eğer akıl sana hükmederse, bu son konumuz, ondan sonra keseceğim. Bak, kuvve-i akliye, yani akıl kuvvesi, aleti eğer hükmetmezsen, sen kullanamazsan, vallahi dünyada şansın yok yani. Darmadağın ediyor adamı. Anlatacağım nasıl oluyor. Eğer aklına hükmedersen, aklına hakim olursan, yani kısacası, kontrolünü aldığın her şey senin gücündür. Kontrolünü alamadığın, yönetemediğin her şey seni yönetiyor demektir. Bak, şunu diyorduk ya cümle. Doğru düşünürken asla kendinizi kötü hissedemezsiniz. Kötü hissediyorsanız doğru düşünmüyorsunuz demektir. Şimdi bir kere akıl bir alettir. Tamam. Heh. Bütün o sıkıntıların kaynağı buradan.
kendimi kötü hissediyorum, iyi değilim, panik atağım, aha gerildim, aha kalp krizi, onları anlatacağım şimdi. Kalp krizi, aha herhalde beyin kanaması geçireceğim, aha tansiyon, böyle hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Bak şimdi, akıl bir alettir, at gibi, de tık sık tık sık tık sık binersin. Yoksa sana biner, o binince de seni istediğim felakete götürür. Kuvve-i akliyenin ifratı vehimdir. Vehim. Yani yoku var gösterir. Vehim kafadadır. Vesvese kalptedir. Vesveseyi bir cümleyle anlatayım. Bu da yeni Risale'den keşfettiğim bir şey. Risale-i Nur'dan. Şeytanın psikoloji sistemi şöyle çalışıyor. Varı bozmak üzere. Elime bakın. Yukarıda. Aşağı indiriyorum. Bozuyor. Varı. Bu 25. kare olarak yapıyorum. Şimdi zihninizden çıkmayacak daha bu şekli. Elime bakın. Bunu aşağı indiriyor. Varı yok ediyor. Şu. Şeytanın sistemi şöyle çalışıyor. Yoku hatırlatmaz. Varın karşısında olur. Varın karşısında olur. Ne demek? İmanı olana der ki imanın yok. Kime der? İmanı olana. Abdesti olana der ki abdestin yok. Abdestsize demez. Acaba senin abdestin var mı? Ahmağı uyandırır hemen abdest alır. Şeytan işini gelir mi? Şeytan unutmayın. Her şeyi, hücumu var üzerinedir. Olmayan bir şey hortlatmaz, hatırlatmaz. Uygulayayım ben şimdi. Baktın ki abdestin var mı yok mu? Kesin biliyorsun var. Onda sorun yok. Bir baktın. Abdestin var mı yok mu? Bak öyle bak. Abdestin var mı? Yok. Var mı yok? Kesin hiçbir şey yok. Eğer abdestin olsaydı şeytan bir an durmazdı. Ne yapardı? Aslında yoktur, sen unutmuştun falan. Ha, eğer abdesti olduğunu hiç hatırlamıyor. Vesvese de acaba var mı yok mu, var mı yok mu, gelmiyorsa git abdest al. Yok abdestin. Olsaydı musallat olurdu. Çünkü çiçeği koyarsanız arı gelir, pislik koyarsanız sinek gelir. Eğer abdestiniz varsa şöyle der. Senin abdestin yok, abdestin gitmişti zaten. O şeyde bozmuştun. Böyle diyorsa almayın. Kesinlikle abdestlisiniz. Şeytan tasdikli abdest. Şeytan tasdikli abdestiniz var demektir. Ben uygulayayım bak şimdi. Ben uyguluyorum. Camide imamım. Almanya'da. Aynı fiilen yapıyorum ki zihninizde kalsın, matraklık yapmıyorum. Lojmandan çıktım, camiye geldim. Lojman caminin dışında. Hiç kimse yok. Geldim camiye. Cemaat, teravih. Sünneti kıldım. Farzı kıldırdım. Son sünnet, teravih de kıldırdım. Selat-ı Vitre'ye geldik. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Sonunda, Selat-ı Vitre'deyim, dikkat et. Senin abdestin yoktu diyor. Ulan Firavun, o ki benim abdestim yoktu. Benim abdestsiz kılmamı istemiyordun. Benim dindar olmamı istiyordun. Firavun, lojmanda demedin. Sünnette demedin. Farzda demedin. Teravih de demedin, en dipte söylüyorsun. Niye? Ben de Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Cemaat, benim abdestim yoktu biliyor musun? Adamı candan aşağı atarlar ya. Burasına kadar yemek yemiş iftar yapmış. Değil mi? Burasına gelmiş. Teravih de kılmış. Hoca diyor ki benim abdestim yok. Ne? Yeniden kılacaksın. Ben de yedim yani. Hayvan terli. Ne yaptım şeytana? Ben zaten abdestsiz kılıyorum. Ben zaten abdest olur mu? Baktı ki ulan benden daha serseri. Çekip, niye? Şeytanın yapısı şu. Var üzerine gelir, var. Yok olmasaydı ses yapma. Uyandırma bu ahmağı derdi. Eğer geliyorsa şeytan tasdikli, kaliteli abdestin var demektir. Ben size söyleyeyim. Alman gavuruna, kafire. Şeytan gidip der mi ki, ulan senin imanın var mı ya? İmansızsın ha, cehennemde nasıl yanacaksın? Der mi, işine gelmez ki, adam gider iman eder. Kime musallat olur? İmanı olanlara, vallahi altına imza atıyorum.
acaba imanın var mı diyene, altına şeytan tasdikli imanın var senin. Çünkü imanın olmasa şeytan gelmez. Ha, şeytan kalpte böyle yapıyor. Vehim ise dimağda ne yapar? O da tersi yapıyor. Elime bakın, bak yok, yukarıya çıkar diyor. Yoku var gösterir. Ne demek? Vehim şu. Kuvve-i akliyedeyiz ya. Sen benim için galiba böyle düşünüyorsun. Tabii. Sen beni sevmiyorsun. Sen 2 sene önce düğünün kapısında da böyle demiştin. Yani böyle olmayacak şeyleri hep vehim zannettirir. Vehmin özelliği yoku var yapar. Aklidir. Bu sefer aklını yorar. Bundan nasıl kurtulacaksın? Anlatayım size. Çok hoş. İşim benim bu ya, ruhsal psikoloji. Arabayla yaptığımı anlatayım. Sultanbeyli'ne gidiyorum. Dershaneye gidiyorum. Ders yapacağız akşam. Zeytinburnu'ndan çıktım. Şoför benim. Aklı bak bırakmayacaksın. Akıl bıraktın mı o seni asla bırakmaz. Unutma. Dedim ki arabaya bindim. Arkadaş. Aklıma oturdum. Şimdi mesela metroda bak binip gideceğim yani Zeytinburnu'na. Hiç bırakmıyorum. Kafaya koyuyorum. Affedersiniz istemediğim halde tuvalette de çalışıyor bu sefer. Akıl böyle bir alettir. Dedim ki arkadaş akla. Ben Sultanbeyli'ne derse gidiyorum. Haşir öldükten sonra ders yapacağım. Bu o kadar önemli ki anlattığım şu. Belki anlattığım mevzu kadar bu. Ben oraya haşir öldükten sonra dirilmeye dair ders yapacağım. Akıl dedi ki tamam. Bana Sultanbeyli'ne gidene kadar bana muşahhas çok güzel gençlerin hoşuna gidecek bir örnek misal hatırıma getir. Bir yerden getir. Tamam efendim emrin olur dedi. Ondan sonra bilgisayarda o ekranı, o sayfayı açtık. İnce noktasına bastık. Ekranda gözükmesin, aşağı insin, sen çalış. Ekranda başka iş yapıyorum. Şimdi ben araba kullanıyorum, sağ yapıyorum, sol yapıyorum, araba solluyorum, geri kalıyorum, telefonlara cevap veriyorum. Ama arkada verdiğim komut çalışıyor. Akla demişim ki, sen bana haşire ait delil getir. Ondan sonra defterim de sağ tarafta, koltukta açık. Hemen getirdiği zaman ki getirmemesi mümkün değil. Sağa çekiyorsun hemen yazıyorsun. Tamam. Şimdi akıl kendi başına bırakılacak kadar şey değil. Özel şeyi yok yani. Affı olmaz. Şimdi aklınıza malzeme atın. Soru sorun karışmayın. Bugün ne yaptım biliyor musun akla? Cuma giderken. Dedim ki mutlu olmak için demiş ki ustad. Dertler bana derman imiş. Buna ait bana bir misal getir. Çünkü derse gideceğim bu akşam Ümraniye. Bana lazım bu. Bana dertler bana derman imiş. Bana bir misal getir. Tamam mı dedim. Tamam dedim. Cuma kapıdan çıkarken Allah affetsin Zuhru Ahren 3. rekatı. 3 ve 4. rekatımı yedi ama 2 rekat huzurdan beni koparttı ama misal bak ne getirdi bana. Bana ne getirdi? Adamı aktif etti. Bana dedi ki, bir kirbiti diyor, ama ilahi düşünen insanlar için bu. Kirbiti diyor, odunu yakarsınız. Zahirde kirbit, ateş odunu yaktı değil mi? Kirbit odunu yaktı. Aslı öyle değil dedi. Buradaki görünüşü budur. Nedir? Kirbit odunu araladı. İçinde bir nur var odunun içinde, ışık. Çıkmak istiyordu senelerden beri. Bir yol bulamıyordu. Kirbit denilen bıçak odunun içerisini deldi. İçerisindeki nur fırladı. Fırladı çıktı. Ve içindeki ısı ya beni bu hapisten çıkarttın diye bana teşekkür için suratıma doğru sarılıyor. Dışarıdan bakınca kirbit odunu yaktı. İçeriden baktığın zaman kirbit odunu yakmıyor. Odundan nurun çıkmasına yol açıyor kirbit. Ve odun bir yerdeydi. İçinde çıkan nur Ümraniye'nin her yerinde. Meğer içerideki nur hapisteymiş. Onu dışarıya çıkartmış. Hastalıklar, musibetler de 2 türlü bakıştır. Bir buradan bakarsan, ya nedir benim başıma bunlar geldi, nereden geldi, ben ne yaptım falan. İkincisi şu, bu bana bakayım ne kazandıracak. Benim hangi tarafımı inkişaf ettirecek, hangi gizli özelliklerime yol bulup çıkacak dersen
fazilet oluyor. İşte hep ne anlattım Kuvve-i Akliye'de? Aklınıza soru sorun bırakın. Eğer soru sormasanız, mutfakta çalışıyorsunuz, temizlik yapıyorsunuz, araba sürüyorsunuz, iş yapıyorsunuz. Eğer bıraktınız mı aklınızı? Yahu sana var ya nasıl dedi ya, sen hak etmemiştin. Yok canım sen hak... Yok ya, bu olan ne hain adam ya, ne kadın, hanım böyledir, koca böyledir falan. Artık o taraf, bu taraf, o taraf, bu taraf, o taraf, bu taraf. Beyin artık yoruluyor. Akıl yoruluyor. Ne yapacaksın? Bundan sonra araba kullansam bile soru at, de ki bu konuda bana bir örnek getir. Yani şöyle diyeyim. Kanserim. Ya bana burada veç-i rahmetini söyle. Bir. Akıl diyor ki bir. Akıl öyle bir aptal ki. Böyle bir aptal bir özelliği var. Ya ben kötüyüm. Tabii ya sen kötüsün çünkü üşütmüşsün, şöyle olmuşsun, böyle. Hep kötülüğünü getirir. Tam tersini yapalım. Aynı adam. Ya ben çok iyiyim. Tabii ki çok iyisin. Davan var, kulağın var, elhamdülillah. Nefes alıyorsun. O kadar firavunlar var ki şu anda senin aldığın bir tek nefesine bile onun olsa bayılırdı. Yani ne niyet ederseniz akıl öyle çalışıyor demek istiyorum. Çok uzattığımı biliyorum ama akıl niyetle çalışıyor. Dişir diye ezberleyebilirsiniz. Dişir. Dua ile, iman ile, şuur ile, rıza ile. Bir de söyleyeyim. Dişir. Dua ile, iman ile, şuur ile, dişir. Rıza ile. Yani akla soru soruyorsun, meşgul ediyorsun. Sana malzeme getiriyor da getiriyor. Arkada çalışıyor bilgisayarda. Onu anlatmaya çalışıyor. Ustad da buna akıl bir alettir diyor. Kuvve-i akliyi böyle istikamete koydun mu olur sana cennet vallahi. Ben hayatımdan lezzet alıyorum inanın. Keyif alıyorum. Ha. Mesela uçağı kaçırdım. Kaçırdım zannettim Fransa'da. Allah Allah lisan yok bir şey yok. Ne yapacağız şimdi? Almaya gittim. Ha, dedim. Musibetin ustad diyor ki musibetin yüzüne gül. O da küçülür, eder tebedür. Vallahi gülme dönemi. Ne sıkılacağım ki? Madem onun yolundayım. Uçak kaçtı. Bana ne? Onun işi. Ben irademi kullandım. İrademin dışında cereyan eden hadise kaderdir. O olduğu kadar, olmayan kader. Allah Resulü diyor ki her olanda hayır vardır. Olanda hayır vardır diyor Allah Resulü. Durdu. Orada bir kadın geçiyordu. Allah onu nurcu etsin. Müslüman değil, nurcu etsin. Daha kaliteli yani. Şimdi kadın resmi anladım, götürdüm şeyi. Mesut dedi, uçağı böyle gösterdi, uçtu dedi. Kafaya yedim. O da geçti zannettim. Meğer ne yapmış bilmiyorum ben orada durunca. Ne gördü, ne dedi Allah kalbine, ne yaptı bilmiyorum. Geri döndü, Mesut dedi, aldı onu. Hemen bir masayı açtı. Meğer amirlerdenmiş. Meğer uçak kalkmamış, pisteymiş. Ama her tarafı kapatmışlar. Uçağı durdurdu. Uçağı durdurdu. Beni hiç o X cihazından, kontrolden almadı. Direkt arkadan koşturdu. O koşuyor ben arkadan. Sanki babasının oğluyum. İnanın ya size yalan mı söylüyor bu kürsüde? Bindim arabaya. Uno denen bir arabası var. Bindim hemen açtı. Uçak da ön kapı açık. Herkes beni bekliyor. Kainatın genel kurmayı geldi sanki. Hakikaten uçakta beni bekliyor. Ondan sonra oğlum dedim herkes bana sert sert bakacaklar çünkü ona koca uçağı durdurdun. Şey yaptı ve kapıdan benim çıkarken şöyle yaptı. Böyle yaptı. Buyurun dedi. Ben de kaldırdım elime. Dedim ki size göre bu. Bize göre bu. Dua. Allah'a gota, gata, seni havale. Dua. Hep anladı. Anlaştık böyle. Samimi olduğun zaman. Ve oradaki görevliler de hep böyle yaptılar. Tamam. Size göre hani böyle papaz şey var ya. Bize göre de bu havale ettim. Yani ve çok dua ettim. Ne anlatmaya çalışıyorum? Musibetin karşısında gül. Ustad diyor ki gül o da küçülür. Küçüldükçe eder tebedür. Bağırdın çağırdın çare midir? O zaman orada veç-i rahmeti ara. Bununla beni Allah nereye taşıyor? Bununla bana ne demek istiyor? Örneği veriyorum, geçiyorum işi. Öyle kanser hastaları var ki adam gafletten kurtuluyor, namaza başlıyor, kulaklarını ödüyor. Tamam. Şimdi bunun ruhu nedir? Kanserlikten kurtardı, cesedi kanser.
cesedi kanser ama ruhu kurtardı. Öyle insan var ki ruhu cesedi çok sağlam, ruhu namaz yok, dava yok, oruç yok. Ruhu kanser, cesedi sağlam. Önemli olan ruhu cesetten çıkarmaktır. Bakımı da söylüyorum. Kansere böyle baksın. Cesedim kanser ama elhamdülillah intibahıma, geçmiş kefaret, günahlarıma kefaret oldu. Beni inkişaf ettirdi, olayı farklı yorumlattırdı, tamam mı? Böyle müzmin hastalıklarının ölüm neticelenirse şehittir diyor. Dinde kim müzmindir, çaresi yok. Böyle baktığı zaman bak kanser seni nereye taşıyor? Öyle çabuk çabuk ölenler var ki ruhu kanser, ruhu. Ruh ne demek ruhu kanser? Oruç yok, dava yok, kitap yok, evrat yok, aram elan yok, tesettür yok. Ruhu kanser, cesedi sağlam olsa ne olur? Peki. Lakin insandaki bu kuvvetlere şeriatça bir hat ve bir nihayet tayin edilmemiş ise de fıtraten tayin edilmemiş olduğundan bu kuvvetlerin her birisi tefrit, vasat, ifrat namıyla üç mertebeye ayrılırlar. Mesela kuvve-i şeviyenin tefrit mertebesi humuttur. Ne helale ne de harama şehveti iştahası yoktur. Yani fok balığı diye tanımladım ben size. Kuvve-i şeviye hiç odadan çıkmaz. Kendi özel dünyasına çıkmaz. Akraba mı varmış, dava mı varmış, şunlar mı var? Ya hiçbir şey canı yok. Giymekte, yemekte bu kuvve-i şeviyenin gadap tarafı. Efendim tefrit, yani tefrit mertebesi. İfrat mertebesi fucurdur. Namusları ve ırzları paymal etmek iştahasında olur. Vasat mertebesi iffettir ki helaline şehveti var. Haramından kaçar. Bunu kuvve-i efendim şehviye dedik. Kuvve-i gadabiyenin tefrit mertebesi cebanettir, korkaklıktır. Şerlerden, her şeyden korkar. Aman ha, dava hücum ediliyor, İslam'a hücum ediliyor. Aman ha, dokunma ha, bir şey deme. Sus, ses yapma. Öyle bir şey yok. Bu tefrit mertebesi. İfrat mertebesi tevhürdür ki ne maddi ne de manevi hiçbir şeyden korkmaz. Yani ahiret varmış. Mesela buradan çıkartıyoruz. Kuvve-i gadabiyenin ifrat mertebesi hiçbir şeyden korkmuyor maddi ve manevi. Allah'tan korkmaz. Cehennemden de korkmaz. Ama çok ilginçtir. Allah'tan ve cehennemden korkmayan şeytan bizi Allah ve cehennemle korkutuyor. Bizi Allah ile cehennemle tehdit eden şeytandır. Sanki Cumhuriyet Savcısı Cenab-ı Hak karşı. Biz de bazen ona aldanıyoruz. Kürsüye çıkıyoruz, para toplayacağız. Ve insanlara namaz kılmasını söyleyeceğiz. Allah ile tehdit ederek yapıyoruz. Bak cehennem var ha. Bak kabir var ha. Kefen var ha. Bunlar Allah'ın cenneti yok. Hep böyle tehdit unsuru kullanmışız. Şimdi mesela gençlere sorun. Size soruyorum. Kaç kişi çıkacak? Allah deyince, din deyince korku mu geliyor, ümit mi geliyor size? Hemen bir korku sarıyor. Çünkü pompalanmışız hep. Camilerden, kürsülerden. Arkadaşlar camide, kürsüde konuşan insanım ha. Hem de yurt dışılarda. Yani burada konuşuyorum, orada değilim değil bunu söylerken. Orada da söylüyorum. Bu kürsüye çıkan, elini alan cehennemle tehdit ediyor. Kabirle tehdit ediyor. Ya biz sev şu Allah'ı ya. Allah'ı sevdirsene ya. Risale-i Nur'da tehdit mi var? Sevgi var. Peki uygulayayım ben örnek olarak. Çocuğun ekmek yiyerek dolaşıyor. Ayakta dolaşıyor. Şöyle diyorsun. Kızım, ayakta yiyerek dolaşma, Allah seni cehennemine koyar diyeceğine. Kızım, ekmeğe oturarak ya, Allah seni cennetine koyar. Düşünürken bir tane örnek verdim değil mi? Biraz önce. Kibrit odunu yakar. Ateşi yakar. İkinci manası diyorum. Hayır. Kibrit odundan delik açar. İçeride hapis olan nuru ve ısıyı dışarıya çıkartır. Onlar da of be der. Ümraniyeyi sarar. Ya ustad bağ bozumu demeyin diyor. Bağ çözümü deyin. Bozmak. Çözmek şu. Düğme attın. Çöz kardeşim. Bozmak
Ya o masaya gitsene bir bozsana onu. Menfidir. Ustad bunlara dikkat etmiş. Bağ bozumu demeyin. Bağ çözümü. Ya ip atılmış ya düğüm. Onu çözsene. Bağ bozumu çözümü değil diyor. Çözmek. Düğüm atmış da birisi. Allah oraya atma, takmış şeyi. Üzümü. Takmış, bağlamış. Ustad diyor ki gidin diyor Allah'ın bağladığını çözün. Sen, ben, biz ne diyoruz? Git Allah'ın yaptığını boz. Abi, acayip bir şey ya. Ustad hakikaten tuhaf bir adam yani. Hakikaten garibime gidiyor yani ustadım o. Değil yani bunlara nasıl? Bir insan bu kadar inceliği kafayla düşüremez. Bu ilhamdır. Bu normal bir kafa değil. Kafa bu detay bu kadar olmaz. Adetullah kanunu var. Demek ilhamen oluyor bunlar. Tefrit mertebesi gabavettir ki hiçbir şeye aklın haberi yok. İfrat mertebesi celbezedir ki hakkı batıl, batılı hak suretini gösterecek kadar aldatıcı bir zekaya maliktir. Vasat mertebesi ise hikmettir ki hakkı hak bilir, imtisal eder, batılı batıl bilip iştinab eder. Uzattığımdan özür dilerim. Kusura bakmayın biraz uzattım. Normalde bilmiyorum ama zamanınızı. Allah'ın rahmeti, bereketi, lütfu üzerimize olsun. Amin. Cenab-ı Hak nesillerimizden İslam'a ve Kur'an'a hadimler yetiştirsin. Amin. Aklımıza marifetullah, kalbimize muhabbetullah, ruhumuza amin. Müşahadetullah, bedenimize ibadetullah, hayatımıza istikametullah nasip eylesin. Amin. Evlerimize maddi ve manevi hastalıkların sebebi olan ervah-ı habiseleri hak ile yeksan eylesin. Amin. Maddi ve manevi sıhhata vesile olan ervah-ı aliyeleri, ruh-u kutsileri nasip eylesin. Amin. Bizi ve çoluk çocuğumuzu, sevdiklerimizi semavi arz-ı afatlardan hüsnü emin eylesin. Amin. Hizmet-i imaniye Kur'aniye'de sadakatla, ihlasla, takva ile, hizmetle, iştinab-ı keba ile haş-ı cem eylesin. Amin. Vahir davahümenilhamdülillah Rabbil alemin. El-Fatiha'tına selavat.